Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Muhammed. Hoş geldin ya Feridun Aga. Hoş bulduk. Ajanslarda bir şey var mı lan? Ne olacak, yine şekere zamma, mazota zamma. Bir de trafik kazaları var, ne olacak? Toltu yapma lan arkadaş. Toltuyu biz yaptık gari. Toplanın lan arkadaşlar. Abi. Tavas'tayız. Yaren gümedir benim adım. Zeybeklerle gelir tadım. Bağlarda sizleri beklerim. Misafirperlik soyadım. Bakalım Tavas ve bölgesinde sizlerin de sürprizler bekliyorum. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam hocam. Bu ne armut biliyor musunuz? Vallahi biz, ben onu kofama duydum ama sen yerden buldun herhalde değil mi? Evet. Sen bir anlat bakayım, bu ne armudu? Vallahi benim bildiğim bu. Taşçı armudu, çığır armudu. Çığır armudu. Çocukluğumuzda evet, çocukluğumuzda çok severdik. Şimdi bulduğumuz zaman yine alıp yiyoruz yani. Biz, ama maalesef bitmek üzere. Biz gır armudu dedi ama. Taşçı armudu biliyorum, çığır armudu biliyorum. Belki yanılmış olabilirim ama. Bundan çok yerdik, çok lezzetli olurdu. Şimdi yesek olmaz değil mi hocam? Ben yemem. Yani bahçenin sahibini bilmediğim için yemem. Onun için pazarda... Yere düşmüş, evet. Bu yeri zaten görüyorsunuz bak. Bir sürü düşmüş. Thank you.
Haydi gerne cepheler. Birisi kalkmış, Kars'a gitmiş. Kars'ta otele varmış. Otelciyi çağırmış. Demiş ki, arkadaş sen nerelisin demiş. Tavaslıyım demiş. Emin abi sen nerelisin? Yaran Gümeli. Tavas, Yaran Gümeli. Evet. Vallahi biz burayı zor bulduk ha. Biz Anadolu'nun hangi mahallene geldik biz? Burası Dağbağları Merki. Meşhur Dağbağları. Üzümün bağlardan 20 gün önce erdiği eski balların olduğu kısım. Üzüm burada daha mı erken eriyor? Burası can meşhur. 20 gün daha erken eriyor burası. Yani biz yaylaya geldik derken tam tersi mi oldu? Burası tam tersi. Çukur düştüğü için burası biraz daha sıcak. Evet, Emin Çinel abimizle beraberiz. Emin abi, şu ne, şu ne bu? Bu ahlat armutu. O, ahlat armutu. Evet. Daş armut diye bilinir Tavas'ta. Ahlat armutu esas. Abi güzel bir hikayesi var. İstersen onu anlatayım. Bakın, anlat bakalım bir. Zamanında kıtlık zamanı bu insanlara aşıktan kurtarmış. Bunu vurdu. Elmanı üderek bunu yapmışlar. Ondan ekmek yapmışlar. Bundan? Evet. Ekmek yapmışlar. Ekmek yapmışlar. Bununla. Çok lezzetlidir. Çok da şifalı olduğu söylenir. Genelde hayvanla besleniyor bunlar. Hayvanla yiyor. Yani şimdi bize ekmeği bıraktıkları bir yiyen yok. Çok affedersin, hayvanla yiyor. Yani bağırsaklara yani. Çok düzenleyici bir etkisi var bunun. Hastalar, duyanlar, bilenler gelir toplar bunu. Peki öyle hasta ol veya şifa olması için bizde ekmek edip yemek mi gerekiyor, öbür gibi yeniyor mu bana? Yok, kurusu yenir bunun. Kurdurularak yenir, evet. Ha, var, evet. Erdiği zaman bu güneş teselliler kurdurularak yenilebilir. Kadın abi. Evet. Tavas'ta Emin abimizin yanına geldik. Bakalım Emin abi bize nasıl bakacak. Çay var mı? Çay koydum. Evet, Emin abim orayı tarih kokuyor. Emin abi, bu şu daş ne, ortası oyulmuş, ne yapılıyor bunun abi? Zamanında bulgur dövmüşler bunlar da, unu yutmuşlar, bulgur dövmüşler. Bu o şekilde kullanılmış. Karşılıklı dövüyorlardı, keşkek yaptılar. Aynen, peki, aynen. Biz karşılıklı geldik, hayvanları suluk olarak kullanıyoruz şu ama eskiden şey olarak kullanıyoruz. O şekilde, evet. Sen bayağı burada işlem yapıyorsun herhalde, değil mi? Evet. Burayı kendim yaptım böyle Emin abi. Çoğunu kendimiz yaptık. Arka tarafta güzel bir bahçemiz var. Dağlardan taşları balyozla kırarak, sökerek. Nasıl taşları balyozla kırıyor?
Biraz sonra göstereceğim onları. Arkada büyük bir bahçemiz var. Sanatlar bayağı meşhurdu burada. Tabii onlar bitmeyi üzere. Biz burada hem hayvancılığımıza hem boş vakitlerimize kot üretimi devam ediyoruz. Bu şekilde yani bizim. Orada tavuğumuz korkmasın diye biz burada pantolon kesimi. Hem hayvancılık hem yani, boş zamanlarımızda. Burada boş zamanlarımızı değerlendirmek için evet. Kesim yapıyoruz. Evet. Yani kot imal ediyoruz. Üretiyoruz değil mi? Aynen yani, aynen şey, aynen. Dağın başı bir de burası üstelik. Dağın başındayız evet. Evet. Şimdi biz orada biraz önce kesim yaptık değil mi? Evet evet kesim. Ne yaptık? Cebini kestik başka? Cebini kestik. Arka cebini patlat kısmını kestik. Şimdi paçaları keseceğiz. Topal bir, kısmını keseceğiz. Bir kes bakalım onu. Kesiyorum. Leplebici, ayakkabıcı yüzlerceydi. Ama şimdi kala belirli bir sayı. Mesela zanatla bitiyor. Yani şimdi önce yüzlerce kot vardı. Kot, ayakkabıcı da çoğuldu. Kotçu, kumaşçı, çeketçi olarak ayrı ayrı kısımlarda 700-800 tane kayıtlı, belki bir o kadar da kayıtsız esnaf vardı burada. Sadece kotçu olarak. 500'ün üzerinde ayakkabıcı vardı. Şimdi kalan 3-5 kişi yani. Mesela bitiyor. Peki bitmemesini ne yapmamız lazım abi? Abi ne yapmamız lazım? Daha bunu endüstriyel güzel bir şekilde üretimi yapılması lazımdı. Bizden öncekilerde biz de bunu ileri götüremedik. O yüzden geri kaldı. Peki şöyle diyelim mi? Yani ne yaparsan yap, ne üretirsen üret. Evet. En önemli yer pazarlama alın. Pazarlamasını yapamadık. Demek ki biz bunu pazarlamasını evet. yapmış olsaydık şu anda Tavas farklı bir durumdaydı. Yani. Tabi pazarlama olduğunda da bunun devamı mutlaka gelir artık teknoloji. Senin sayesinde burada sonra leplebicilik de vardı. Çok sayıda leplebici de vardı. Onlardan hiç bir tane kalmadı bildiğim kadarıyla. Fazla pazarla ilgili. Yani. Yani mesela senin sarın bugün sağlığı ileri götürdü olduk. Biz evet. geri götürdük. Yani bunlardan bir ders almamız lazım. En azından gençlerin ders alması lazım ama. Yeni yetişen gençlere. Yani biz geride kaldık. Peki Emre abi bir devam edelim abi. Böyle ham. Evet. Bunu böyle kesiyoruz. Evet. Ben anladığım kadarıyla bu yıkanıyor değil mi? Tavasla bir, ateller dedik. Evet Emir abi. Bunu böyle kesiyoruz. Ölçülere göre kestik. Evet. Sonra terziyle sıralamayı bir sen yap bakalım. Değil? Şimdi ben burada kumaşı ayırıyorum. Sonra kesimini yapıyorum. Kumaşın türüne göre. Daha sonra bu tavasın içindeki atelyesi olan arkadaşlarımız dikiyor bunları. Fason olarak. Oradan yıkamaya gidiyor. Haşlanıyor denizde. Haşlamadan sonra tekrar buraya geliyor. Kulu düğmesi yine ayrı atellerde yapılıyor bunun. Temizliği, kulu. Yani böyle bir kumaş geliyor. Böyle bir kot oluyor. Evet. Üfilep, serilep biz bunu bu vaziyete getiriyoruz. Yani beden evet. beden seri renk olarak. Bu beden mavi de aynı şekilde. Peki taşlamayı yani daha çok yapıyoruz, az yapıyoruz öyle bir imkan var mı? Tabii tabii. Çeşit çeşit taşlama imkanları var. İsteğe göre. Bu normal bizim bildiğimiz klasik mi? STV olarak geçiyor bu. Süper taş yıkama. Yani bu şekilde suyu çıkıyor. Yıkama. Bunun daha alt işesi su yıkama. O, ondan sonra diyorsun ki pardon sen götür bunları sat. Aynen aynen. Evet. Biz de götürüyoruz buradan.
satıyoruz. Doğru söylüyorsun. Değil mi Emrah? Aynen, aynen. Şimdi... Bu senin ürettiğimiz mal zaten Ferdin abi nasip olursa. İnşallah. Evet, kodlar bu. Emin abim bu küçücük yerde kendisine gerçekten çok güzel iş yaratmış. Boş zamanlarında hem kot yapıyor, işte hayvancılık var. Bahçe var. Bahçe var. Bahçeyi gömerek onu da görelim inşallah. Emin abim buranın bir daha söyler misin? Hangi mevkideydik? Burası İnardı mevki, dağ bağları mevki. Yani İnardı dağ bağları dediğinde işte dağın kenarında olduğumuzu buradan anlayın. Azmettikten sonra olmayacak bir şey yok. Hepsi de oluyor. Ön başında dahi olsa insan bir şeyler üretmek istedikten sonra üretebiliyor yani. Ama şu var. Ben hep takılıyorum. Şu bizim için önemli olmalı. Yeni yetişen gençlere de bu gerçekten önemli olmalı. Talas'ta işte 700-800 kotçudan bahsettik. 700-800 esnaftan bahsettik. Yıllar önce bu varmış. Hatta İşte Talas'ın içerisinde çok büyük bir iş yeri var. Halen duruyor mu bilmiyorum. Yıkıldı mı yıkılmadı mı? Duruyor değil mi o meydandaki? Boş. Yıkılmadı ama boş. Çalış. Bu 700-800 gerçek anlamda bir pazarlama ağı olsaydı ve bu pazarlama ağı arkasından işte teknolojiyi tetikleyecekti. Daha diğer şeyleri tetikleyecekti. Talas belki Türkiye'de kod üretim merkezi olarak bir numara olacaktı ama olmadı. Biz aynı şekilde herkesin bu mücadeleyi devam ettirmesini istiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ettirelim. İnşallah abi. Beyağaç'a doğru gidiyoruz. Duyduk ki Talas'a girince pide yeniyormuş. Pide yiyor. Oha abiciler. Teşekkür ederim Ferdin abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Talas'a gelince pide yedirmeden gidilmez derim lan. Evet efendim. Talas'a geldik. Tabii pidesi bir meşhur. Nesi meşhur? Pidemiz meşhur. Meşhur olan bir de göğecimiz var. Taze kuzu etinden yapıyoruz onu da. Tabii pidemiz daha öncelik. Daha öncelik evet. Ekşi mayadan yapıyoruz haliyle. Normal yaş maya kullanmıyoruz. Ben o aranı önceden de tanıyorum. Ustalığına da güveniyorum. Teşekkür ederim. Ben neyi dinlemeyelim. Teşekkür ederim. Ne yaparsan onu yiyelim ama tabii bu esnada. Evet. Yani buradan hangi tür pideler var? Efendim, şimdi bizler kıymalı, yumurtalı, kaşarlı, kuşbaşılı, mantarlı, ıspanaklı, sucuklu olmak üzere tüm spesiyellerimizi kullanıyoruz. Tüm damak lezzetine ilgiyle kendilerine sunmaya çalışıyoruz efendim. Peki pide Talas veya pide deyince işte Talas ve çevresine gideceğim insanların Türkiye'ye yayıldığı söyleniyor. Evet. Bu konuda mı dersiniz? Evet efendim. Şimdi bizim burada çağatlıktan gelme, çocukluktan yetişme hala pide kültürümüz yüzyıllardır devam ediyor. Bizler de ustalarımızdan öğrendik. Yeni nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani burası çocukları yetiştiriyoruz. Tabii ki. Hem burada hem Türkiye'de hem Türkiye'nin her tarafında. Kesinlikle efendim. Kesinlikle. Pidelerimiz nacizane dediğimiz gibi ekşi mayadan yapıyoruz ve çıtır çıtır halkımızın beyninizde sunuyoruz. Kullanmıyoruz. Pamuğuyla en iyisiyle eski güzel. Yani bazı yerlerde görüyorum ben. Adam hamuru atıyor böyle. Öten inceli çıkıyor. Evet. Bizde öyle bir şey bizde yok. Bizde öyle bir şey yok. Eski sistem devam ediyoruz. Tamamıyla el işçiliği. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi elimizden veriyoruz lezzeti. Yeni yetiştirdiğin uçurakları bu şekilde. Tabii ki kesinlikle. Uçuraklar gelsin bakalım. Gel bakalım. Evet. Kardeşlerimiz. Gel. Maşallah. Hepimiz okuyoruz değil mi? Evet. Kaçınsın o? Liseye geçtim. Ben 8. 8. 8. Ha, ortaokul. Liseye gittik ben. Evet. Siz liseye geçtiniz. Liseye geçtim. Peki öğreniyoruz mu? Evet. Yani şimdi bir de yapım desek yapabileceğiz mi? Yaparız. Şimdi baştan sona yaparız. Her şeyi yaparız. Evet. Thank you.
Evet, Talas'ta yolculuğumuz bitti. Beyağaç'a doğru gidiyoruz. Bakalım Beyağaç'ta bizi ne sürprizler bekliyor. Sayın amca. Evet. Hüseyin Çokalı'la ilgili. Biz evet. Beyağaç'tayız. Evet. Bizim güreşçimiz Hüseyin Çokalı'la ilgili yazdığın bir şiirler varmış. Var. Bize onlardan bir oku bakın bir. Denizli'nin meşhurdur öter horuzları, vardır yıkılmaz azimli hızları. Denizli'nin yolları ara vermeden gezer trafik kolları. Var şahlanmış ince yiğit ve sorunlardır ve Ege Denizli Beyberi Hüseyin Çokalı'nın 3 senelik altın kemer hakkındaki ödül kıymet değeri. Denizli'nin pervanı çıktı soyundu. 67 vilayete 3 sene dayandı. Senden seneye arı vermeden çıkarmadı, kisipat ile düşürmedi şanını. 3 sene and etti 67 vilayetin her yanını. Denizli'nin vilayeti 67 vilayete 3 sene idare etti evleti. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Denizli'den çıktı güreşçinin aslanı. 40 bin baş belirlendi yoklandı şanı. 67 vilayetteki güreşçiye 3 sene yetti canı, istediğini sağ etti her yanı. Dünya yüzünden döner aylan güneşi, Türkiye'nin şeref verdi güreşi. İnsanların dünyada savunucu kalmaz ölçü, 67 vilayete 3 sene idare etti gücü, Türkiye'miz dokundu ismi, elini tutuyor yok şimdi bir kişi, 1982, 1983, 1984 yıllarında. Beyazın Sandra Dağları geldin dolaştın, istemiş olduğun seviyeye ulaştın. Türkiye'mize bir şeref açtın, açan güllerini sormasın yani. Emekle olur havasın, 67 vete şan verdi senin kuvvetin. İnsan ölünce ister başın hoca, seni meydana getiren anne baba ocağı. Çekmişler ufaktan gayretini, tam besip isimsel şükürtlen şerbetini. 3 sene 67 vete hayret etti senin şöhretini. Beyazın Sandra Dağları'nın suarından içtin, 67 vilayetin güreşçinin üstünü geçtin. Yiğitlik hakkını seçtin. 67 vilayetin güreşçisi üstlerinin toplandı başına. Soyundan çıktın yek başına. Her anne baba oğlu olmadı böyle kendi başına. Hentlerine. Alttan varır bacağına. Ağratar külte kucağına. Üç sene 67 vilayetin güreşçisi tutamadı bacağına. Şan verir Türkiye bacağına. Güreşler var bakıldı. Andı başarı yapıldı. 3 sene 67 vatanın güreşçisiyle gran grana güreş yapıldı. Dünya gelmedi Denizli'nin aslanı Hüseyin Çokalı. Bırak deser az zaferi. 3 sene üstünü kuşattı altın kemeri. Kan doktalı teri. Yüksek Türk gençliğinin yaşar ömrümüz. Şalak gibi doğar günümüz. Dağlarda otomuzu yürüdü. Dağ taşından bürdü. Şanlı Peygamber Hüseyin Çokalı. Hak koran altın kemeri aldı yürüdü. Denizli'den çıktı yola. 40 bin evliydi mola. 3 senelik çarşıda altın kemeri bora. Türkiye'mizin 3 senelik altın kemeri herkes çarşıda anamadı breveli. Var olsun Hüseyin Şokan'ın sanı zaferi. Her vilayetin var taştan ağacı. Bu pelerin çıktığı köy kalenin
kılıcı ağacı. Durdurul kemer varmış. Kırkpınar çeşmeleri var. Harlar, harları. Başbakanımız, başbakanımız altın kemeri, bağları üstünde pervanları. Şu görmüş olduğumuz Türkiye baş pervanları. Sandalazan'ı ararsan burnu kurttan çakal. Budur Beyaşlı, Kızılcahit köyünden Hüseyin Çokal. Sandalazan'ı açan ağaçlar ismimiz derler Beyaşlılar. Mahalleme köyünün ismi. İnsanlar dünya içinde ister marla mülke. Ben de sorarsanız Beyaşlı'nın Çamlık köyünden Ozan ve Şahar Yakup İlke. Çok şakadın. Sayın da teşekkür ederim. Yağmur ya şakır şakır şakşı. Bak böyle Ozan güzel, bu beş yakışı. Hiç kimse bana görev çıkmadı. Geldik işte bak biz görevdeyiz. Zaman geldik, geçti. Geldik bir görevdeyiz. Daha Allah izin verirse seninle daha çok görüşeceğiz. Bir de bu BH. Yaş geldi o... geçti 78'e. Hangi bulduğunuz yakma bir görüşe. Sus ya. Bizde değil. Tabii. Sus bizde değil. Tamam. Bundan sonra devamlı geleceğiz bu yanına. Yeni güreşçi ne yazdım ya son ben unuttum. Dur. Şimdi şey yapalım. Halim Hanım bize bir körol çalsın bir. Çalsın. Çayır dayı. Evet. 3 Ağustos'ta güreşimiz var. Evet. Güreş nerede yapılır? Er Meydanı'nda. Evet. Sen bu güreş için bir şiir yazdın mı? Yazdım. Oku bakalım. Ben şu dağların sazanıyım. Beni soracak olursanız Denizli'nin Beyaz ilçesinin halk ozanıyım. Kaleme aldım mı elime, hepsi gelir dilime. Hep adını söylerim kelime kelime. Hep güreşlerden alırım bu güzel ilham ve diğeri. Her belediye başkanımız beni çıkarmadı görevi. Bu yeni başkanımız Sezai Bütün verdi diğeri. Yaz gelince tarlalara dikerler dölüm dölüm tütün. Beni buraya çıkaran Sayın Başkan Sezai Bütün. Hep bu güreş sevenler için söylerim. Hep ayrı ayrı manimi ve deyişlerime var. Bahçede arık mı olur? Arıkta balık mı olur? Acaba ben burada konuşsam ayıp mı olur? Hiç ayıp olmaz. Seyircimiz, güreşçimiz hep uzak yakın geldiniz. Koşa koşa bu beyaz olan toprağa, bu taşa. Hep hoş. Hep güreşlerimiz gördüğümüz baş başa. Hep hoş geldiniz bu güreş yeri, toprağa taşa. Beni bu yeni başkan Sayın Sezai Bütün verdi diğeri. Bu 2024 yılında beni çıkardı bu meydan yeri, güreşi. Hep bu güreşten alırım bu gücü kuvveti. Hep böyle birim bildirirler hep bu görevleri. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Halim Hanım bir elini öpeyim. Ben gidiyorum galiba. Nereye gidiyorsun galiba? İki pervansım söyleyersen bunu söyleyebilirim. Ben gidiyorum galiba. Bey ağacı bırakamadık. Bey ağaçta devam ediyoruz. Bizimdir, bizim olan, hey bizimdir Beyağaç, bizimdir diyen Beyağaç'tayız, devam ediyoruz. Beyağaç'ta coşkumuz devam ediyor. Beyağaç'ın 15 tane mahallesi var. Bize önce bu 15 mahallede ve Beyağaç'ı sınırlarını taşarak inşallah bu coşkumuz devam edecek. Hemen kısaca Sayın Başkanımız Sezai Pütün'ün fikirlerini alacağız. Evet, 15 mahalle... Her mahallenin ayrı ayrı güzellikleri, hepsinde ayrı ayrı özellikleri olduğu için biz genelde burada hep beraber mahalle sakinlerine toplanıyoruz dönem dönem. İşte nasip olsa bu etkinliğimiz 3 Ağustos Hüseyin Çokal Yağlar Güreşleri'ne kadar da devam ediyor. 3 Ağustos'ta da herkesi bekliyoruz. Yine yanımızda UNESCO ödüllü Helmi teyzemiz var. Yine
Ayrıca klarnetçi ustamız var. Şair Yakup İrke amcamız var. Yani bunlar her mahallenin kendi günü özellikleri var. Bu özelliklerin hepsini 3 Ağustos'ta Yağlı Pehlivan Görüşleri'ni birleştireceğiz. Ve herkesi buraya davet ediyoruz. Evet. UNESCO ödüllü Halime Ana diyorum ben. Halime Ana. Efendim. Bize ne çalıvereceksin bir gün? Ne isterseniz onu çalıverin. Sen sevdiğini çal. Sevdiğimi mi çalayım? Senin bıçağın eli verdim ben karıştı. Kim aldı? Hediye ettim birini. Sen bana hediye ettin. Çok güzel bıçağın varmış. Ben de hediye ettim birini karı. Neydi? Olayı anlatmıyor. Necep oldu? Olay yine Ankara'ya Tayyip Erdoğan'ın Emine Hanım'ın yanına çığırdılar. Oraya gittik. Oradan uçağa binelim derken o da çentede kattırdım. Dedim var siz bir yonuyorsun da ilazım olur diye. O da silah yerini geçiyormuş. Bıçak silah yerini geçiyormuş bilin mi hatırınız. Oradan çenteden benim bıçacığı aldı. Benim adamım da vardı. Adamım öldü dedim. Bıçacığım ellime engar dedim. Siz bana bilirsiniz anneciğim dedim. Yalvardım oradakilerine. Dezeciğim dedi. Bu anı nesin? Bu bıçak atılacak. Öteki uçağa binsen de dönüştü de alamazlar buna. Ne edeceğiz? Yalvardım yakardım anneciğim ben dedim. Tayyip Erdoğan'ın başkanımızın yanına gittim. Bakın telyon ederim sizi dedim ben. Getirtirim oraya dedim. Öldüğünce bir gar can acıdı. Adamım öldü ya. Onun bıçağı da var senin bıçağın yanında. Onu gari baydan dedi bu adam ölmüş dediler. Yalvardılar yakardılar anneciğim. O bıçağı yedimini teslim ettiler. İyi. Gelirken gari yediminden teslim aldık gari eve aldım geldim ama senin bıçağı uğraş veren çocuğa oğlum çok uğraştın bıçak için dedim seni hediye den dedim beni yine getiriver dedim bak getirivermişsin sağ ol getir. Çok bıçak ediyormuşsun bıçağın çok güzel herkes alsın çok keskin bir güzel satımlık değil hediye. Hediye beni hediye etmişsin gari Allah sağ ol hemen bizi siz tanıyalım. Benim ismim Kerim Ağırlık. Çalgıcı Kerim dediler bana. Çalgıcı Kerim. Evet. Çalgıcı Kerim sen mi çalacaksın arkadaşlar çalacaksın? Fark etmez beraber çalarız. Hadi beraber. Tamam. Ekibiz. Amca biz seni tanıyalım. Topçuoğlu Süleyman. Hacı Topçuoğlu Süleyman yeni topçu. Sen de oynadın değil mi filmde Süleyman amca? Oynamadın mı biraz önce? Oynadım tamam oldum geçirdim. İyi miydi? İyiydi güzeldi. Mesela, çaydan geçtim yani. Çaydan almışsın herhalde o gene senin ya. Koy gelmeyecek. Gidi götüremeyecek evki de. Tamam. Hemen herkesi bir kısaca tanıyalım. Evet burada bir şair amca dedik gari. 75 yıldan beri kimse bunu tanımamış değil mi? 1980 yılından beri şiir yazıyorum. 44 senedir. Hiç sahip çıkan olmadı. Bu yıl yeni başkanımız bana görev diğer verdi. Sahip çıktı. Ben tam şairim. Savaş, barış, sevgi. Savaşı boş ver de sevgiden bir tane dörtlü. Bu sevgi olmasa bu güzel sohbet olmazdı. Güller, çiçekler dalından kopup solmazdı. Hak denemir olmasa bunlar bizim olmazdı.
Açılmayan çiçekte argonu bal olmazdı. Güzeli güzel deme sevmeyince, el kızdım benim deme gelmeyince, dünyayı benim deme ümür olmayınca, gülün çiçek açmaz, arı bülbül gelmeyince. Eğer Şahri amcam çok konuştuysan, çok konuşan derdi çoktur, yaşı geçmiş haberi yoktur. Açılıp da solan çiçek balı yoktur, evralarınızın yakıp da yutun şahı yoktur. Yakup dayı teşekkür ederim. Başkana da bir teşekkür ederim gari. He? Ha başkanımıza. Bak, 75 sene sonra senin değerini bulmuş, ona da bir teşekkür ederim. Ya canım tarlaya dikenler bol bol tütün, bana boleyi çıkaran başkan Sezai Bütün. Teşekkür ederiz. Sayın başkanım nasıl gidiyor, iyi mi? Valla iyi gidiyor bak işte yani değerlerimiz doğalız yani yapmacık neysek mi? Yapmacık bir şeyimiz yok. Mahalle her mahallemizden bir üstadımız, bir şairimiz, bir ozanımız her şeyimiz var. Yani iyi gidiyoruz bence iyi. Evet Sezai Başkanım gerçekten doğal. Bir bakmışsın belediyede, belediye başkanı. Bir bakmışsın tarlada. Bir bakmışsın çok affedersin inek damında. Süt sağıyor yani. Yani. Biz aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Aynı devam ediyoruz. Yani halk ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Yani kendimizi soyutlarsak yalnız kalırız. Biz hep beraber olmanın yolundayız. Paylaşmanın yolundayız. Paylaşırsak çoğalırız. Paylaşmazsak yok oluruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet abicim sizi bir tanıyalım mı? İsmim Hüseyin Tursever. Aşçı Hüseyin diye tanırlar Beyaş'ta. Aşçı olarak da meşhuruz diyor. Evet. Beyaş'ta Aşçı Hüseyin diye tanırlar. Kilomdan da belli diyor. Yani, yani yemek konusunda biz de... Allah'a şükür yani en üst seviyelerdeyiz. Beyaş olarak en üst seviyelerdeyiz yemek konusunda. Başkan, profesyonel. Hüseyin'in yanına giden aşıklarım. Ya her ne kadar biz aslında biber tatarı falan bizimdi. Galeriler ne yaptı? Gitti bizden patentini aldılar. Aynen. Yani onlar biz sessiz kalmamız geçmiş yıllardaki yöneten arkadaşlar sessiz kalınca ne yaptılar? Biber tatarına patentini kale aldı. Yani aslı biber yoğurtması diyoruz biz ya. Onlar tatar yaptı. Yani normal isim bizimdi yani. Yemek bizimdi. Bizim kültürümüzdeydi yemek. Valla çok değerler var burada. Ötekileri kaybetmeyelim inşallah. İnşallah. Maşallah hepsi var. Başta abi hep beraber çalarız dedi ama biz sizi tanıyalım mı? Ben Çalgıcı Özkan Arılık. Özkan Arlık. 1986 yılından beri çalgıcılık yapıyoruz tabi. Bu ne abi? Bu klarnet. Baba mesleği. Babam çalgıcı. Baba mesleğinden beri çalıyor. Tabi cümbüş çalıyorum. Bağlama, cümbüş, klarnet. Bunu daha yeni başladım. Başkanım bir sürü hazine var burada ya. Tabi. Hepsi var. Tabi. Yani oğlu da çalıyor yine. Denizli sokaklarda bu klarnet çalıyor. Bir çalalım abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nene ben güreş gidiyorum. Hoş geldin oğlum. Yemeğini yedik. Tarlamız var, emikletimiz var. Yoğurt tatarımız var. Yedik türleşe. Nene yiysem daha iyi olur ama güreşe yetişmem lazım. Güreşe gideceğim. Yetişmem lazım. Hadi hayırlı olsun.
Hüseyin yemek yemeyecek mi lan? Baba yetişmem lazım, gidiyorum ben. Hadi oğlum bakalım, Allah kolaylık versin. Allah sırtını yere getirmesin inşallah. Sağ ol baba. Geçmedin mi? Geçmedim dedem. Ben geçireyim sen de ver. Geçir dedem, geçir dedem. Dedem, Allah razı olsun. Allah yargını yer göstermesin. Sağ ol dede. Hadi dedem. Sağ ol. Allah. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. İzlediniz değil mi? Evet. Biz gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençlere örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi aktarmamız lazım. Anne duasını, baba duasını söylememiz lazım. Onlara anlatmamız lazım ki sırtının yere gelmeyeceğini bilsin. Bu filmde sizlere anlattık. Değerli konuklarımız, sabahtan bu kadar yaptığımız anonslarda benim Beyaçlı güreş seven hemşerilerim hiç üzülmesinler, Allah'ın izniyle onların huzuruna tarihi Kırkpınar'ın altın kemerli baş pehlivanlarına kol bağlatacağız ve bu güreş sekteye uğramadan gelecek nesillere aktarılacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın diyen Beyacımızın çalışkan, dinamik, güler yüzü, pırıl pırıl belediye başkanımız Sezai Pütü. Sizlere vermiş olduğu sözü tutmanın haklı gururunu, haklı onurunu yaşıyor. İşte aslı, nesli Antalya, Korkuteli Simandırlı. 1988 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu. 2011, 2012, 2019, 2021 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. Megastar Ali Gürbüz
er meydanımızda. Çok değerli başkanımız Sezai Tütün'e, atasporumuz güreşe sahip çıkıp gelecek nesillere aktardığından dolayı teşekkür ediyor. Baş pehlivanımız Ali Gülbüz'e ve pehlivanlarımıza bugünkü müsabakalarda başarılar diliyor. Bir kez daha şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Gururumuz Denizli'nin, Ege'nin, hatta Türkiye'nin gururu. Evet. Sayın Bakanım, Nihat Bey ile beraberiz. Sayın Bakanım, bu burayla ilgili bir önce bir görüşlerinizi alalım. Öncelikle emeği geçen arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Ve tebrik ediyorum. Yani bu geleneğin devam etmesi son derece önemliydi. Geçmiş yıllardan beri devam eden bir gelenek. Türk'ün en önemli geleneklerinden, en önemli göstergelerinden veya simgelerinden biri yağlı güreşler. BH'da bu konuda ne kadar öncüsü azdır. Yani altın kemerli bir kırpınar baş pehlivanlığı var BH'cığım. Bu arada tabii ki Hüseyin Çokal abimiz rahatsızlanmış. Ona da geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Bu gelenekler bizim gelecek nesillere taşımamız gereken gelenekler. Şimdi görüyorum bir de gençler var, ufaklar var, çocuklar evet, var. Evet Sayın Bakan. Onlar da bizim bu coğrafyanın, yani Teke yöresi dediğimiz bu coğrafyanın en önemli etkinliklerinden bir tanesi. Onları görünce daha çok seviniyorum. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz bakalım. Yani bizim söz söyleme şeyimiz yok. Zaten gerekeni söyledik. Eyvallah, eyvallah. Ama ben sizi de tebrik ediyorum. Her sene burada buluşuyoruz. Evet, her yerde başkanım. Eyvallah. Sayın Bakan, yani Sayın Bakan'la beraber bağ da belirledik. Çok teşekkür ederim bakalım. Allah razı olsun. Evet, bu yok. Bu coğrafyanın beyazımızın gururu. Sayın Başkanım, nasıl gidiyor? Nasıl? İyi şimdi mi? Ben her şeyden önce yani Hüseyin Çokal 13. Yağlı Pehlivan Gürcek ülkemize, Türkiye'mize ve ilçemize hayırlı olmasın derim. Yani bizleri başından beri bakanlığından bu yana, milletvekilinden bu yana, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bu yana hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Bakanım Nihat Zeybekçi'ye bugün de bizleri onurlandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Köyceğiz yolunun yapımında bu stadın bir ağaca kazandırılmasında üstün gayretlerin olduğunu biliyorum. Yani ben 2000'den bu yana Esnaf Odası Başkanıyım. Dışarıda değilim. Her zaman bakanımızın desteğini arkamızda gördük. Yine de görmeye devam edeceğiz. Bu yeşil sahalarda bizleri yalnız bırakmadığı için bugün kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Tüm seyirciler adına hoş geldiniz diyorum bakalım. Eyvallah. Teşekkür evet bakalım bizleri yalnız bırakmadığı adına dedi. Biz de sizi yalnız bırakmayacağız hiçbir zaman inşallah. Teşekkür ederim. Evet tabii tabii. Hep beraber. Beyağaç'ta güreşlerle devam ediyoruz. Yanımızda Pamukkale Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Sayın, kendinizi bir tanıtalım bakalım. Pamukkale ilçe başkanı Ramazan Güneş ben. Yeniden Refah Partisi. Tabii buraya güreşlere geldik. Hüseyin Çokal yağlı güreşlerine geldik.
Burada tabii baş pehlivanlar, baş altı pehlivanlar hepsi de buradalar. Şu anda çok güzel bir etkinlik oluyor. Tabii Beyağaç, Sezai Bütün Başkanım gerçekten güzel bir organizasyon yapmış burada. Şu anda bütün güreşçilerimiz de buralarda başarılar diliyoruz. Tabii güzel bir etkinlik. İnsanlarımızı bir araya topluyor bu etkinlikler. Tabii diğer belediyelerimiz de inşallah böyle etkinlikler yapar. Birlik ve beraberliği bu şekilde sağlarız inşallah. İnşallah sağlarız. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, yanımızda Pamukkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı, Doğuş Grubu Başkanı Sayın İskender Doğan var. Sayın Başkanım, nasıl buldunuz güreşleri? Nasıl gidiyor? Öncelikle ben bu güreşleri muhteşem buldum. İnanılmaz güzel. İyi ki gelmişim buraya. Türkiye'de şu anda güreşin nabzı Beyağaç'ta atıyor. Türkiye'nin en namlı güreş ustaları, Kırkpınar baş pehlivanları, Kırkpınar sahne olan bütün güreşlerimiz burada. Bu harika organizasyon yapan değerli başkan Sezai Bütün'e ben teşekkür ediyorum. Burada bütün güreş severleri topladı. Bu birlik beraberlik adı çok harika bir şey. Mutluyorum kendime. Artık Beyağaç inanılmaz büyüme kazandı. Türkiye ile entegre oldu. Sezai Bütün farkını burada yaşıyorum. Ve burada bulunan bütün pehlivan arkadaşlarımıza başarı dileklerimi sunuyorum. Bunun geleneksel hale gelmesini özellikle rica ediyorum. Ve bütün pehlivanlarımıza başarı dileklerimi sunuyorum. Sayın Doktor Niyazi Nefi Karahan'a güreş atıyor. Aynı zamanda Manisa Akhisar Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız. Sunma Zeytinciliklerin sahibi Sayın Hacı Serdar Sunma adına güreş atıyor. Aynı zamanda Allah Allah İllallah Muhammedur Resulullah. Hadi öyle püresi aziz seyircim. Sizler bizim veli nimetimizsiniz. Alkış tutan ellerinizi öper başımıza koyarız. Baş pehlivanlarımıza hep beraber dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Buyurun efendim, buyurun Allah. Yine bu numarada Karataş Komisyonu'nun sahibi Sayın Serdar Karataş adına görüşüyor. Burak Güner, Antalya, Filiko. Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Ali Rıfat Antalya. Evet. Beyağaç'ta sonlara yaklaştık. Benim kıymetli büyüğüm, Ozan'ımız, Ozan Nihat'ımız, kıymetli büyüğüm burada bizle beraber denk geldi. Tabii onu konuşturmamak bize yakışmazdı. Evet. Ama bizim de çok fazla söz söylememize gerek yok siz varken. Sayın Ozan'ım, ne söylemek istersiniz? Estağfurullah. Ozanlar dörtlüklerle konuşur. Ben sadece bir tane dörtlük söyleyeyim. Dinleyenlerimizi de fazla meşgul etmeyelim. İlçemiz Beyağaç güreş sahası bizim için gayet özeldi bugün. Pehlivanlar dersen yiğidin hası hepsi birbirinden güzeldi bugün. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle elinizi öpeyim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Eyvallah. Güreş Er Meydanı'nda yapılır dedik. Er Meydanı'nda gördük. Sayın Başkanım, aylardan beri çalışıyoruz. Siz gerçekten çok yoruldunuz.
bütün belediye personeli, kendiniz, çocuklarınız, bütün Beyağaç bu güreşe hazırlandı. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Tabii siz neler söylemek istersiniz? Ya tabii bizim için bu geleneksel hale gelen 13.sünü bugün gerçekleştirdik. Yani ben gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm siyasi partilerin temsilcilerini, bakanının olsun, milletvekillerinin olsun, genel başkanların olsun hepsini davet ettik. Onlar da davete icabet ettiler. Yani A partisi, B partisi olmaksızın herkes buradaydı. Herkesin ayaklarına sağlık. Yani 13.sünü gerçekleştirdik. Nasip olursa daha önümüzdeki yıllarda bugün burada 512 pehlivan kol bağladı. Bu yeşil sahalarda yani sahaları adeta dövercesine güreş yaptılar. Ben bu manada güreşçilerimize, artık seyircilerimize, dışarıdan gelen basın mensuplarına hepsinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağlıklı, uzun ömürler dilerim.